Sahnede çok rahat bir giyimi tercih ediyor. Etekler, bol kıyafetler ve askılarla görüyoruz. Sebebi moda mı yoksa kendisini rahat hissetmesi mi? Bu konuda kimlerle çalışıyor? Ya stylingle alakalı bir şey oldu açık. Bence çok da şık görünüyorsun. Ya önceden tabii biraz daha salaştı ve biraz daha ne Ya tabii yapacağını eskiye bilmeyen göre bir kıyaslıyorlardı tabii seni izleyenler. kılık Doğru. kıyafet durumu vardı. Askılı falan giymemin sebebi çok terliyorum. Aşırı terliyorum. Bu benim vücut yapımla ilgili. Hem sürekli diyafram, bir de benim yaptığım en büyük hata maalesef flütçü nefesi alıyorum. Hala şancı nefesi alamıyorum. Çünkü Almıyorsunuz. 16 yaşımdan beri flüt çaldığım için beden ona ciddi alışmış. Çok uğraştım, Fark yapamıyorum. ne? Flütçü nefesiyle normal şancı nefesi arasındaki fark ne? Ses tellerine biraz zarar veriyorum her Zarar şarkı veriyorsun. söylediğimde aslında. Bir tık öyle bir durumu var. Çünkü bizde diye Hızlı hızlı nefes alıp alıyorsun. çat diye doldurman lazım. Hani çok Anlıyorum. eğer uzun nefes alıyorsam mesela Keklik Gibi'nin en sonunda canlı sahnede bir scream, çığlık bölümü var. Orada mesela diyaframı doldurup sonra arka akciğerlerimi dolduruyorum ki oraya Çıkabildiğin. çıkabileyim. Çünkü ikinci oktav mi'ye gırtlakla çıkıyorum. Yani Of, bağırarak. anlıyorum. Evet, Hani anladım. şey de değil, kafa sesiyle Evet ya da evet göğüs anladım. kafa arası bir yerle değil. Bütün O gücün. feryat artık. O olunca oralarda arkayı dolduruyorum ve sesim zarar görmüyor. Onun farkındayım ama Ama maalesef normalde tabii, şey. Çok anlıyorum. terliyorum. Bu yüzden yani aşırı efor. O yüzden askılar tercih ediyorum. Özgür Yüksel'le çalışıyorum styling kısmında. Tabii özel dikim yapan çok yetenekli tasarımcılarla da muhakkak denk geliyorum. Beğendiğim şeylere bakıyorum, alıyorum. Önemli olan şık, temiz ve hani insanların görmek istediği şekilde sahnede oluyorum artık. Yani bir belediye konserinde sonuçta penye bir şeyle çıkamazsın. Orada Tabii. ağır bir kıyafet Doğru, istiyor yok yani kesinlikle. ve her yerim farklı. Mesela Urfa'da konser verdiğimde daha etnik bir şey tercih ediyorum. Yani Manisa'ya gittiğimde meydan konseri verdiğimde daha şıkır şıkır bir şey ve Tabii ki. günü de önemli. 19 Mayıs'ta çıkıyorsam daha genç bir şey giyerim ya da ne bileyim 29 Ekim'de kırmızı Kesinlikle. giyerim bayrak elimde falan. Kesinlikle. Ya bu styling ile ilgili kısım şarkıcılar için çok önemli bir kısım arkadaşlar. Yani bunu bilmiyorsanız çünkü aslında bayağı eksiklik yaşıyorsunuz. Ya çünkü bir fotoğraf çekiliyor. Ya ben böyle mi çıkmışım diyorsun. Ve beğenmiyorsun bir şeyleri bir söylüyorsun. Yani onun bir çok özel bir şey olduğunu, yani sahnede olan insanların özel bir şey olduğunu sahneye çıkınca anlıyorsan. Onun öncesinde ne oluyor falan diyorsunuz. Konserlerde neden dans etmiyor son soru. Aslında Niye dans etmiyor dans musun? et. Dans edemez Yerimde yani. durmam hatta yani o yüzden çok da terliyorum yani oradan Demek oraya giderim izlemiyorsun. oradan Arkadaşlar oraya giderim. konserine gitmediniz mi yakın zamanda? Ya belki hani şey diye Ama senin düşünüyorlardır. konserlerini çok yayınlamıyorsun galiba YouTube kanalında falan. Ay YouTube'umda Değil yayınlamıyorum. mi? Ya Belki aslında de şey onların belki bahsettiği böyle dansçılarla ha falan. falan Edis gibi Eğer falan öyleyse şarkı. repertuarım öyle değil. Anladım, Hani iki kere yaptım. İki kere büyük konserlerde dansçı arkadaşlarımı anladım. getirdim. Repertuarda dans edilecek şarkı arıyoruz falan. Hani Tabii. öyle oldu yani. Hani şey gibi olmadı. Onlarınki gibi o falan filan gibi şeyler Öyle şarkı olmadı. yok henüz Öyle şarkı yok. şu Birincisi o. İkincisi de yani an. onun için altyapı yazacaksın. O dans edilirken o şarkılar canlı söylenmiyor arkadaşlar. Kendinize gelin. E Hani tabii sen baştan sona canlı şey her şeyi çünkü şey okuyorsun. diyorlar. Hem dans etti hem şarkı Şarkı söyle. Şarkıyı söyledi. söylemiyor alttan akıyor. Alttan Haberin akıyor. yok. Evet, Hani yani doğru. öyle. Siz de yani biliyorsun şeyde Kesinlikle. Beyoncé'da bilmem ne de falan bile böyle. Bu arada hani Tabii. ben bunu yargılamıyorum. Doğru. Şarkıların belli kısmını canlı Canlı söylüyor, yapıyor. kendini yormuyor. Geri kalan ha hu bilmem ne bir işte soruya cevap veriyor falan. Öyle akıyor. Ha Beyoncé demeyeyim, Beyoncé hayvan gibi söylüyor da gerçi. Hepsinde var ya. Yine de var. Fark Ya etmez. hepsinde canlı var da Tabii. Beyoncé en Ariana çok Grande'sinden şeye kadar. söyleyeni En çok diyeyim. söyleyeni. Hani. Yani sesi çünkü ona yetmesi gerekiyor veya öyle çalışmış olması gerekiyor.